Tamam. Özgür Demirtaş diyor ki faizi indirirseniz sonuç alamazsınız. Ben de diyorum ki ya faiz 19'lardayken niye bu dolarla euro düşmedi Sayın Demirtaş ve niye enflasyonda bir düşüş olmadı? Yine enflasyon 19'lardaydı. Bakın, dolar 10 civarındaydı. Faiz de 19'du. Bakın. Düşmedi. Hemen yanıtlayayım. Ekonomi tek düğmeyle yönetilmez. Yani faizi arttırdın, enflasyon düştü, faiz indi. Öyle değildir. Ekonomi Apollo uzay mekiğinin kokpiti gibidir. Oraya herkes binemez. Her bindiğinde de hangi düğmeye basacağını anlayamaz. Türkiye aynen şu anda şöyle yönetiliyor. Cari açığı bitireceğiz biz. Efendim, ben size bir data vereyim o zaman. Yani buna da mı bakmıyor bu koskoca danışmanlar? Cari açığı mesela. Çünkü bakıyor Türkiye'de demek ki birileri. Türkiye'nin problemleri ne? Türkiye'nin problemleri enflasyon, alım gücünün düşmüş olması, hukuk ve adalet sistemindeki eksiklikler, eğitim sisteminin paramparça olması, işi bilene işin verilmemesi, liyakat sistemindeki eksiklikler, efendim falan filan. Sonra cari açık. Sonra bakıyor bunlardan bir tanesini seçiyor. Hadi bunu çözelim. Nasıl çözelim cari açığı? Ya Türk lirasını öyle değer kılalım ki millet ithalat yapamasın. Telefon, bilgisayar alamasın. İthalat düşsün, cari açık kapansın. Ne oldu şimdi? Tamam çözersin cari açığı zaten. Diğerleri ne olacak? Ekonomi tek düğme olayı değildir. İstatistiği veriyorum şimdi size. Dünyada cari fazla veren ekonomilerde enflasyon, cari açık veren ekonomilerdeki enflasyona göre bir tık daha fazla, biliyor musunuz? Yani bu danışmanlar buna da mı bakmadı yani? Yani dolayısıyla tek şeyi çözemezsiniz. Ekonomi bir sanattır. Bir uçakta sadece gaza basarak uçağı götüremezsiniz. Kanatları da yönetmeniz lazım, bilmem neydi. Özgür Demirtaş'a uçağın kokpitine sokarsanız Özgür istediği kadar akıllı adam olsun uçağı düşürür. Çünkü pilot değil. Kokpite pilot girer. Tamam, hükümette diyor. Badanayı. Hükümette diyor ki ben diyor faizi düşüreceğim diyor. Yatırımı artıracağım diyor. Yatırımı artıracağım diyor. Üretimi artıracağım diyor. Ondan sonra da dünya deri olayım diye bir şey yok. Demek istediğim, şimdi bir de bana kızıyorsunuz. Asgari ücretin alım gücü düştü diyorum ben. Peki Melik Bey, ben size soruyorum. Denmiyor muydu daha 3 hafta önce yahu? Türkiye Çin olacak. İş gücü, asgari ücret dolar bazında Çin'den bile daha ucuza geldi. Diyor muydunuz, demiyor muydunuz? O zaman ondan dolayı mutluydunuz. Şimdi ben alım gücü düştü dediğim diye kızıyorsunuz. Siz zaten onu söylüyordunuz. Ben de diyorum ki size. Alım gücünü düşürerek. Yo, orada yani Çin başardı. Hocam hayır. Orada formül şu. Hocam. Orada formül şu. Çin bunu başardı. Türkiye'de başarır. Bir bu. İki. Benim toplamda okuduğum motto şuydu. Çin'den daha kaliteli, Avrupa'dan daha ucuz mal üretip yatırım ve üretimi artıracağız. Melik Bey, Özgür Bey de bağlanırken cümlelerine başlamadan önce aslında karşılıklı bir tartışma içerisinde olmak istemiyorum. Ricasında bulunmuştu. Özgür Bey, siz benim de çok gerçekten bir saniye geleceğim. Lütfen ben de bir şey söyleyeyim. Tabii. O ricasına binaen konuşmalarını dinledik ama yani bu konuşmaların içerisinde söylenecek tonlarca şey var. Eğer tartışmak istemiyorsa kendisi ayrılabilir. Ama söylediği şeyleri biz burada tartışacağız. Bunu kendisi ayrıca rica etmişti zaten. Ben çok teşekkür ediyorum öncelikle. Siz hani hakikaten değerli bir hocasınız. Benim de dikkatle takip ettiğim bir isimsiniz. Yayına bağlanıp burada, çünkü söylediklerinizi umut kırıcı olarak nitelendiren konuğumuz da oldu. Hayır, bu bir tespittir ve çok doğrudur diyen de oldu. Karşılıklı burada bir tartışma sırasında siz de açıklık getirmek istediniz. Çok teşekkür ederim. Anlıyorum. Eklemek istediğiniz varsa alayım, buyurun. Ondan sonra şey yapalım. Bakın tamam. Semih Hanım, bu Türkiye Çin gibi olacak sonra da uçacak söylemi var ya, bu şuna benziyor. Yani uçağa bakıyor biri, ya ne var bunda diyor. Sağa gidince sola kıracaksın biraz, sola gidince sağa kıracaksın, uçak da uçacak. Yahu ucuz iş gücüyle eğer bir yerlere gelinebiliyor olsaydı, Pakistan, Malezya, Endonezya, Yemen, Fil Dişi sahilleri, Nijerya, Ghana, Endonezya, bunlar Endonezya olur muydu? Bangladeş kalır mıydı? Pakistan kalır mıydı? Kalır mıydı? Kalmazdı. Bir tek Çin örnek veriliyor. Çin'de de buralara kadar geldiler. Çin'i Çin yapan yegane olay Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 350 milyon insanın 200 milyonunun ucuz mal kullanma, ucuz maldan daha fazla refah arttırma operasyonudur. Eğer Amerika ve gelişmiş ülkeler
Çin'den o siparişleri sadece tek bir ülkeden vermeselerdi o kadar konsantre bir yer çıkmazdı ki şimdi dünya tam tersine gidiyor. Anladılar hata yaptıklarını. Bütün supply chain yani tedarik zincirinin sadece Çin'den olmasının ne kadar kötü bir şey olduğunu anladı dünya. O yüzden şu anda Çin'den üretim çıkıyor. Bakın tekrar söyleyeyim. Bu programı yıllar sonra izleyeceksiniz. Bu Çin operasyonu da başarısız olacak. Olmaz öyle bir şey. Koskoca siz Çin olmaya değil, Türkiye'yi, Almanya, Güney Kore, Singapur, Norveç karışımı yapmaya çalışın. Çinli, Çin'deki 1.4 milyar insandan 1 milyarı hala fakirlik, yoksulluk içerisinde. Bu mu başarı? Türkiye, Almanya olsun. Türkiye, Norveç olsun. Türkiye, İsveç olsun. Singapur olsun. Güney Kore olsun. Bizim ülkemiz için gerçekten hocam, istememiz, peki, dilememiz gereken Özgür şey. Özgür Bey devam edecek olsun. Edecekseniz eğer izin verirseniz itirazları hocam, da alayım. Ama arada, yok değilse bu arada burada bir şey bitirelim. Hocam kayıtlarda Bey, ben bir rica ediyorum. Yanıt alayım kendisinden. Ben Özgür Bey. Enflasyonun ücretleri... Ayrılacaksa ayrılsın konuşalım. Dedim. Yani tamam Melik Bey'in müşahede edin. Yanıt alayım ona göre bir yol olmaya çizelim. Da gerek yok dedim. Burada çözümde anlaşamamak. Temel peki. Mesele orada. Özgür çözümde, Bey yayında kalmak isterseniz, anlatmak ister, açıklık getirmek isterseniz itirazları da almam gerekecek. Ama yok ben Semih söyleyeceğimi Hanım, söyledim. Anlatmak diyeyim. İstediğimi anlattım yok, diyorsanız. Yok ben Semih Hanım şunu söyleyeyim çıkayım. Melik tamam. Bey'in son söylediğini. Buyurun. Çözümde ayrışıyoruz sözüne binaya. Melik Bey çözümü uzmanlara sorun. Özgür Demirtaş'a sormayın. Beni atın kenara. Benim bir önemim yok. Prof. Dr. Daran Acemoğlu'na sorun. Yok, ne yapılması gerektiğini. Ben bir... Prof. Dr. Ufuk Akçiğit'e sorun. Ne yapılması gerektiğini. Prof. Dr. Refet Gürkaynağı sorun. Ne yapılması gerektiğini. Uzmanı olan insanlara sorun. Özgür Demirtaş'a adın taca. Bir kişi üzerinden konuşmayalım. O dünya çapındaki profesörlere sorun. Onlar size bunun çözümünü anlatacaklardır. Ama kurban olayım siyasetin içinden insanlar teknik olaylara karar vermesinler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Özgür Demirtaş. Bir itirazım daha var. Bir itirazım daha var. Özgür Bey bir itirazım daha var. Türkiye söyleyeceğini biz konuşalım artık. Tamam biz Özgür Bey'i bir uğurlayalım. Müsaade edin. Kendi aramızda devam edelim. Tamam. Türkiye sadece... Hayır. Türkiye... Ben cümlemi tamamlayayım. Türkiye'yi sadece ucuz iş gücü görmek... Türkiye haksızlık olur bu bir. Türkiye otomotiv parçası da ihraç etmeyi hedef almış... İHA-SİHA da ihraç ediyor. Bu bir. İki, Türkiye Pakistan'a, Hindistan'a ya da Filiz sahiline benzetmek de haksızlıktır. Türkiye bir kere jeopolitik konjonktürü itibariyle benzemiyor. Bir tarafı Avrupa, bir tarafı Asya'dır. Milli ve coğrafyanın çok büyük avantajları vardır. Benzedik ama. Ekonomi de... Efendim? Asgari peki, Özgür Bey, hatta mısınız? Onlara benzemeye başı yalnız, gelir diye bir şey yok. Geliyor. Tamam. Geliyor diyorsun hocam. Beyler, bir dakika. Bir Özgür Bey'i o zaman uğurlayalım. Bir iyi akşamlar şimdi, dileyelim. Yani çünkü hatta kaldı. Bakın, Semiha Hanım, benim içim yani dolu. Ben 10 saatte konuşurum. Son cümlesine de yanıt vereyim, öyle gideyim. Otomotiv sektörünü, altını üstünü bilirim ben, Melik Bey. Otomobil sektörü... Siz öbür tarafı ucuzlatırken öbür tarafı yapamazsınız. Otomobil sektörünün ne kadar saç alımı yaptığını biliyor musunuz? Peki saçın hangi maddeden oluştuğunu biliyor musunuz? Ve dolar kaynaklı olduğunu biliyor musunuz? Biliyor musunuz ki saç fiyatları 3 yıl önceye göre 5 kat arttı. Siz yani sadece siz ucuz iş gücüyle mi otomobil yarın üretildiğini zannediyorsunuz? Peki. Yapmayın Allah aşkına. Yani hayır, sadece hayır. Ben tam ona katılıyorum. Türkiye'de hayır. Çok iyi endüstri var. Ama ham maddesi yok Türkiye'nin. Yani siz Türk lirasını değersizleştirerek tek bir düğmeye basarak bu uçağı uçuramazsınız. Yüzlerce düğmeyi aynı anda hassas bir şekilde kontrol etmeniz gerekiyor. Ve bunu da tekrar soruyorum. 3 isim veriyorum size. Daran Acemoğlu en tepeye koy. Hadi bak diğer isimleri de söyledim. Daran ya gidin konuşun size söyleyecek ne yapılması gerektiğini. Yani bu kadar ya, net ve açık. Elinizde bu kadar Bey, değerler var. Daha önce... Konu hakkında... Konu daha önce Hasan daha Bahri önce Bey, okuyorum. Daha önce bu uçağı daha önce bu uçağı defalarca türbülanstan alıp ya, daha önce Melik Bey Allah aşkına çok söyleyeceğimiz şey var yani evet, tamam kapatıyorsa eğer kapatsın. Eğer böyle olacaksa elbette Hasan Bey de söz evet. almak ister. Tamam, Dursun Bey'in de sormak istediği vardır. Evet. Hulki Bey'in de vardır. Özgür evet, Bey. Çok teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız için. Çok sağ olun.